Akıllı teknolojilerin verimliliğini artıran ipuçları yanında cep telefonlarında incelediğimiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yakın çevremden bir arkadaşım oldukça uygun fiyata sayılabilecek Redmi Note 11 Pro'yu aldığında ben de haliyle cihaza 1-2 haftalığına el koydum. Çünkü önce telefonu inceleyecek, hala satın almaya değip değmeyeceğini konuşacak, sonra MIUI 14 ve Android 13 güncellemeleri hakkında ipuçları paylaşacak, son olarak da özellikle sizlerden en çok gelen sorulardan biri olan Google Wear OS'lu Samsung Galaxy Watch 4 veya 5 akıllı saatlerin Xiaomi gibi farklı markalara ait telefonlarda nasıl bir deneyim sunduklarını paylaşacağım. Bence kanala şimdiden abone olmanız süpersonik teknolojik altyapınız için faydalı olacaktır. Üzerine bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Teşekkürler. Tekrar merhabalar. Öncelikle keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. İncelemeye piyasadaki diğer modellere göre oldukça zengin sayılan kutu içeriğiyle başlayalım. Bir kere tabii ki Redmi Note 11 Pro telefonumuz ön cam üzerindeki koruyucu malzemesiyle beraber geliyor. Sonra altındaki kutusundan özellikle cihazı ve arkasındaki kamerayı yanlardan da gelebilecek darbeleri bile güvenli bir şekilde koruyabilecek şeffaf kılıfı da çıkıyor. Ama bence kutunun asıl yıldızları 67 watt gücündeki adaptörü ve yine aynı hızı destekleyen bir ucu tip A, diğer ucu tip C şarj kablosu. Bunların haricinde sim kart yuvasını açan aparatı ve bir takım dokümanlarda beraberinde geliyor. Dolayısıyla kutu içeriği bence oldukça tatmin edici. Tek eksiğimiz artık zaten hiçbir kutu içeriğine dahil edilmeyen kablolu kulaklıklar diyebilirim. Tasarım tarafında telefonun arkasında cam malzeme kullanılırken yan tarafında ise plastik malzeme kullanılmış. 8.12 mm kalınlığındaki cihazın toplam ağırlığı ise 202 gram. Bence özellikle bu kadar büyük ekrana sahip bir telefon için incelik ve hafiflik değerleri oldukça yerinde. Ben olsam kesinlikle öncelikle gri veya beyaz renklerinden birini tercih ederdim ama telefon arkadaşımın olduğu için mavi de bence hiç fena değil diyebilirim. Arkadaki kameraların boyutları ve dizilimleri de bence oldukça şık ve hiçbir şekilde gözü rahatsız etmeyecek şekilde duruyor. Ön kameranın ortasındaki kamera da yine boyut olarak oldukça küçük olduğu için tam ekran kullanımlarımda bile kesinlikle rahatsız etmedi. Dolayısıyla tasarım özellikleriyle de benden geçer not aldığını söyleyebilirim. Cihazın donanım özellikleriyle detaya girmeden devam edersek, bir kere Redmi Note 11 Pro arka üst bölümde bulunan 108 megapiksellik ana kamerası ile öne çıkıyor. Hemen altında 8 megapiksellik ultra geniş açılı, 2 megapiksellik makro ve yine 2 megapiksellik derinlik yani bokeh efektini veren 3 kamerası daha bulunuyor. Ön tarafta 16 megapiksellik kamerayı da hem görüntülü gelişmeler hem de selfie çekimleri için kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla toplamda 5 farklı kamerası ile fotoğraf çekimlerinde oldukça başarılı bir performans sergilerken video kabiliyetleri için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bu kadar yüksek çözünürlüklü lenslere rağmen videoda en yüksek 1080p yani Full HD, kare sayısında ise sadece 30 FPS'lik kayıtlar alabiliyor. 4K gibi artık her sosyal medya platformunda bile standart hale gelmiş video çözünürlüğüne ilginç bir şekilde sahip değil. Telefonun fotoğraftan sonra öne çıkan bir başka özelliği de 6.67 inç boyutlu Full HD AMOLED ekranı. Üstelik 120 Hz'e kadar da oldukça yüksek yenileme hızına sahip olduğu için sayfalar arası geçişte veya oyunlarda ortaya son derece kaliteli görüntülerde çıkarabiliyor. Donanım tarafında ekleyebileceğim bir başka artısı da 5000 mAh'lik turbo şarjı destekleyen bataryası. Burada bilerek hızlı demedim çünkü özellikle kutu içerisinde bulunan 67 wattlık adaptörü kullanırsanız şarja taktığınız gibi yüzdelik değerindeki artışı ile şov yapmaya başladığını söyleyebilirim. Kullandığım süre içerisinde pil süresi hem 2-3 günlere kadar çıkabiliyor hem de şarjı azaldığında bile 15-20 dakikalık sürede tam gün yetecek kadar batarya seviyesine ulaşabiliyor. Çünkü %100 seviyesinde de zaten 30-35 dakika gibi oldukça kısa bir sürede de ulaşabiliyor. Bir de güç tuşu üzerinde bulunan parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli ön kamera üzerindeki yüzünüz ile kilit açabilme özellikleri de yine bu cihazda mevcut. En alttaki sim yuvasının arka tarafına ister ikinci bir sim kartını ekleyebilir veya bunun yerine 1 TB'a kadar hafıza kartı da yerleştirebilirsiniz. Seçim sizin.
Üst bölümde ise 3,5 mm'lik kulaklık jack'ına da kablolu kulaklıkları bağlayabiliyorsunuz. Yazılım tarafına geldiğimizde şu ana kadar onlarca markanın birbirinden farklı bir sürü modelini kullanmıştım ama Xiaomi cep telefonlarını ilk defa deneyimledim. Önceden açıkçası ön yargılı bir şekilde özellikle arayüz tasarımının zevkime hitap etmeyeceğini düşünmüştüm ama Xiaomi'nin aslında daha doğrusu Redmi'nin arayüz yazılımı olan MIUI 13 bence oldukça şık bir tasarıma sahip. Bana garip gelen konular temizleyici veya duvar kağıdı gibi bazı yerleşik uygulamalarda hem görsel hem de video reklamların çıkması oldu. Özellikle her gün ihtiyaç duyduğumuz yerleşik uygulamalara reklam eklenmesi bence hiç hoş olmamış. Sadece duvar kağıdı uygulamasındaki reklamları yine ayarlar menüsünden kapatabiliyorsunuz ama temizleme menüsünün içerisinde maalesef benzer bir seçenek göremedim. Dolayısıyla buradaki reklamları kapatamıyoruz. Siz de bu konu hakkında ne düşündüğünüzü aşağıda paylaşabilirseniz çok sevinirim. Redmi Note 11 Pro içerisinde Android 11 ile gelmesine karşın piyasaya çıktığında aslında bir sürü cihazda Android 12 zaten yüklü halde geliyordu. Sanırım Redmi serisi güncellemelerde biraz geriden geliyor diyebilirim. Dolayısıyla cihazı alır almaz bir kere Android 12 sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Ama asıl önemlisi yakın zamanda güncellenecek olan Android 13 ve MIUI 14 sürümlerini de bekliyoruz, haberiniz olsun. Bu nedenle ara ara güncellemeleri kontrol etmenizde bence kesinlikle fayda var. Telefon kapalıyken saati ve bildirimleri görebileceğiniz Always On Display yani sürekli açık ekran özelliği AMOLED ekranın desteği sayesinde bu cihazda da bulunuyor. Ayarlar altındaki menüden bu ekranları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Kamera uygulaması üzerinden makro çekimler, gece çekimleri, portre, ağır veya hızlandırılmış çekim gibi daha birçok modu kullanabiliyorsunuz. Pro moddayken beyaz dengesi, ISO veya diyafram açıklığı gibi tüm değerleri cihazınızın teknik özellikleri dahilinde kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. Fotoğraf kalitesine örnek olması için ekranda sizin için yaptığım birkaç çekimi inceleyebilir, böylelikle değerlendirmeyi kendiniz yapabilirsiniz. Bence fotoğraf kalitesi oldukça yeterli. Sadece yapay zekayı bence fazla işin içine bulaştırmayın. Özellikle selfie çekimlerinde yüzünüzü pudralamışsınız gibi bir görüntü ortaya çıkarabiliyor. Video tarafında da yine az önce belirttiğim gibi sadece 720p veya 1080p olmak üzere iki farklı çözünürlükte çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik her iki seçenekte de kullanabileceğiniz kare sayısı 30 fps ile sınırlanmış durumda. 4K veya 60 veya üzeri FPS gibi farklı değerleri seçemiyorsunuz. 2022 yılında piyasaya sürülen bir cihazın 720p veya 1080p ile sınırlandırılmış olması bana oldukça garip geldi. 4K çekmeyen bir cihazı satın alır mıydınız? Sizler de konuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirseniz çok sevinirim. Ha bir de çekim modunda yukarıdaki 3 çizgiden ayarlara girmeyi unutmayın. Çünkü ben karıştırdıkça özellikle video modunda ekran kapalı durumdayken çekim yap özelliğini çok beğendim. Böylelikle özellikle timelapse gibi sürekli çekim yapacağınız yani ekranın açık olduğu durumlarda ekranın kapanmasını sağlayarak bataryanın hızlı bir şekilde de tükenmesini engelleyebiliyorsunuz. Evet küçük ama kesinlikle hayat kurtaran bir detay olduğunu da söyleyebilirim. Telefonların bir başka popüler kullanım alanlarından oyun performansında da yaptığım denemelerde herhangi bir donma veya takılma gibi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Hatta 120 Hz'in gücü ve 6.67 inçlik ekranın büyüklüğü sayesinde oldukça keyif aldığımı da söyleyebilirim. Pil tarafında da özellikle bir sıkıntı olmamasına karşın yaşadığım tek olumsuzluk cihazın yaklaşık 40-45 dakikadan sonra da ısınmaya başlaması oldu, o kadar. Bu da herhalde normal bir süreç olsa gerek. Pil tarafında da bir sıkıntı olmamasına karşın yaşadığım tek olumsuzluk, ama olumsuzluk diyebilir miyim bilmiyorum, yaklaşık 40 dakikadan sonra cihazın ısınmaya başlaması oldu, o kadar. Ama sonuçta cihaz PUBG, Asphalt 9, FIFA veya Call of Duty gibi yoğun grafikli oyunları rahat bir şekilde çalıştırabildi. Dolayısıyla yazılım özelliklerinde özellikle video tarafındaki olumsuzlukları düşünmezsek gayet başarılı, kullandığım süre boyunca herhangi bir kasma veya donma gibi bir sorunla da karşılaşmadım. Son olarak bir değerlendirme yapacak olursam, Redmi Note 11 Pro bir kere video çekmeyi düşünenler için kesinlikle uygun bir cihaz değil. Eğer maksimum 1080p yani Full HD'lik çekim kalitesi ve 30 fps'lik kare sayısı sizin için bir sıkıntı değilse, o zaman özellikle 5000 mAh'lik bataryası, 67 Watt'lık turbo şarjı destekleyen adaptörü, 108 megapiksellik ana kamerası ve 120 Hz'lik
AMOLED ekranı ile bence kesinlikle bir fiyat performans canavarı. Evet, umarım bu cihazı satın almayı düşünenler için verdiğim bilgiler yeterli olmuştur. Eğer ek sorularınız varsa da aşağıda belirtebilirsiniz. Sadece cihaz sürekli bende olmayacağı için geri dönüşlerde biraz gecikebilirim. O kadar. Önümüzdeki hafta Redmi Note 11 Pro ile Samsung Galaxy Watch serisinin kullanım deneyimlerini paylaşacağım için özellikle meraklıysanız şimdiden kanala abone olabilirsiniz. Üzerine videoya bir beğeni ve yorum da süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım süpersonik teknolojik içeriklerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Yan tarafında plastik malzeme. Yine boyut olarak oldukça küçük olduğu için 120 Hz özellikle gözünün 120 Hz. Çünkü yüzünüzü fazla pudralamışsınız gibi bir görüntüler. Allah Allah. 11 Pro'yu bir kere video çekmeyi düşünenler için kesinlikle